Humik asit yapmak için 70 derece sıcaklıkta suya ihtiyacımız var. Su 70 dereceye geçmemesi gerekiyor. Yoksa humik asitler 70 derecenin üstünde yanıyormuş. Şu an suyun ısıtıp daha sonra 120 litrelik bir plastik kabım var. Bunun içinde Leonardo'yu demleyeceğiz. Bir tane bazı var, çok tehlikeli. Kesinlikle temas etmemek gerekiyor, solumamak gerekiyor. Sıcaklık 65 derecede. Zaten maksimum 70 olması lazım. Bu sıcaklık bize yeter. Leonardo dediğimizi açtık. İçinden çok tehlikeli bir baz olan Leonardo'yu çözen potasyum hidroksit. Kesinlikle temas edilmemesi gerekiyor. Koklanmaması gerekiyor. Bunu suyun içine atarken dikkat edilmesi gerekiyor. Çok az sularda reaksiyon gösterip ısı yapıp üzerinize sıçrayabiliyor. Güvenlik önlemleri en üst düzeyde alınacak. Bu işin en tehlikeli yeri burası. Buna temas etmediğiniz zaman 4 saat içinde az önce ben ölçtüm şeyi, suyu. Bu 65,5 derece falan. Normalde 70 derece en yüksek ısı. Şimdi Leonardo'yu dökeceğim. Tek başıma çekim yaptığım için mecburen şu an telefonu kapatıp tekrar açacağım. Ondan sonra hidroksiti katacağız. Ve 4 saat de demlenecek bu en az. 4 saat sürüyor demlenmesi ve çözülmesi. 4 saat içinde kesinlikle buradaki suya dokunmamamız gerekiyor. Bu su o zaman çok zararlı oluyor. 4 saat sonra hiçbir zararı kalmıyor. Potasyum hidroksit bu. Aldığımız Leonardo'nun içinde bu geliyor. Şu an yaklaşık 1,5 metre falan uzaktan döküyorum. Bununla temas etmememiz gerekiyor. Zaten önlem olarak etrafımda birkaç kova su koydum. Bir şey olursa hemen suyla yıkamamız gerekiyor. Yapmamız gereken artık bunu saatte bir karıştıracağız. 4 saat sonra humik asitimiz ortaya çıkacak. Bu 120 litrelik bir kap. 100 litre suyun içine 25 kilo Leonardo, yaklaşık 1,5 kilo civarında, bilmiyorum Ahmet Bey bunu şeyin içinde yolluyor. Şu an sadece hafif bir leke görünüyor. Daha sonra bu fırçanın üzerinde kahverengiler olacak. Yani böyle ayakkabı boyası gibi kalacak. Şimdi mesela çıkarttığımız zaman direkt açılıyor. Şimdi bu konuda bazı notlar aldım. Humik asit yapımı seçilmiş Leonardo'lardan oluşuyor. Bu seçilen Leonardo'nun içinde %45 ile %80 arası humik asit içeriyor. 70 dereceyi geçmeyen suyun içinde yapılacak. Yoksa humik asitler 70 dereceyi geçen suda yanıyor. Ahmet Kır Afşin Leonardo'nun işleticisi, kendisi sıvı humik asit satmasına rağmen balık satmaktansa balık tutmayı öğretmeyi istiyor. Ben videolarını, yazılarını hepsini okudum. Kendisi kimya öğretmeni. Videolarını seyrettiğiniz zaman zaten anlayacaksınız adamın ne demek istediğini. Şimdi 1 litre humik asit almaya kalktığınız zaman piyasada en düşük 5 liradan başlıyor, 20 liraya kadar satan var. Benim şimdi almış olduğum bir çuval
Leon adet içindeki bazıyla birlikte 50 lira. 45 lira falan da kargo tuttu, 90, hadi 50 tutsun, 100 diyelim. 100 liraya ben şu an 100 litre humic asit üretmiş oldum. 4 saat sonra bu humic asit olacak. Piyasa değeri parayla almaya kalkarsanız 500 lira. Şu gördüğünüz fıçıdaki humic asit. Bu konuda sorularınızı genelde telefonlarınıza cevap veriyor. Ahmet Kır'ı arayabilirsiniz. Afşin, Leonard dediğiniz zaman sitesi var, bloğu var, videoları var. YouTube'da ben ona aboneyim. Ama abone sayısı az. Ben bu videoyu çekmekteki amaçlarımdan bir tanesi, benim 12.000 falan abonem var. Hem orada daha çok yayılsın, hem Ahmet Bey'e ulaşılsın diye bu videoyu çektim. Ahmet Bey'le birkaç sefer görüştüm, sağ olsun. Bana çok bilgiler verdi. Zaten dediğim gibi balık satmaktansa balık, insanlara balık tutmayı öğreten birisidir kendisi. Birkaç sefer daha videoyu kesip tekrar ekleme yapacağım. Çünkü 4 saat sonra, şimdi saate bakacağım, saatte bir karıştıracağız. Şu an bu sıvı çok tehlikeli, buna kesinlikle dokunmamak gerekiyor. Ama 4 saat sonra çevre ve doğa dostu oluyor. Size de zarar vermiyor, cildinize de zarar vermiyor. Şu an gerekli şeyleri aldık. Ben eldiven üzerine eldiven giydim. Bu eldivenin altında bir tane plastik eldivenim var. Çizmelerimi giyindim. Bir de arıların içinde yaptığım için bu işi surat maskemi taktım. Arı suratıma gelir, dokunurum. Refleks olarak. Elimde de bu hidroksit denilen zehirli madde, yakıcı madde olmasın diye. Şu an renk yavaş yavaş zaten koyulaşmaya başladı. Bunu çabuk soğumaması gerekiyor. Ben şimdi birazdan kapağını kapatacağım. Kapak burada. Yarım saat sonrası. Videonun başına bir kısa bir şey çekmek istiyorum. Humic asit tarımda en düşük %30 verim artışı sağlıyor. Bazı bitkilerde %30, %40, %50, %100'ün üzerine çıkan şeyler var. Bu madde topraktaki mineralleri, gübreleri almayı kolaylaştırıyor, onları çözüyor. Ben bir tanesini seyretmiştim. Adam 5 litre suyun içine su bidonunun kapağıyla koyuyor bundan. O kadar etkili bir madde yani. En az %30 verim artışı demek, hani %30 dediğimiz zaman 1/3'e tekabül ediyor. Çok yüksek oran. Daha şu an yaklaşık yarım saat oldu. Bir saat sonra, 4 saat sonra bu hazır olacak. Saatte bir karıştırmamız gerekiyor ama ben dayanamadım. Yarım saatte bir karıştırdım. Bundan sonra saat kuralına uyacağım. Humic asit yapıma başlayalı 3 saat oldu. Çapayla dikkat karışık varsa alayım dedim ama çok az, ilk turda birikenleri aldı dışarıya. Şu an dip taraftan alıp geldiğim zaman tortu kalmadı. Ve şeye de artık olgunlaşmasına da 1 saat var. 3 saat sonra bakın ilk böyle
görüntü çok yağmur yağmış, izi kalmış gibiydi. Şu an artık şey olmaya başladı. Böyle koyu çözüldü suyun içinde. İnşallah bir saat sonra tamamen çözülecek. Mik asitimizi yaparken soğumaması için kapalı tutmuştum. Şu an sıcaklık 5 soğumamasına izin vermeyecektik. Aradan 4 saat geçti. Şu an elinizi fıçının dışına dokundurduğunuz zaman hala sıcak. Bayağı sıcak hem de. Şu an gördüğüm kadarıyla 50 derece civarında. Yaklaşık 65 derecede biz bunu başlatmıştık. Şu an 48-49 o aralarda. Evet. Şimdi Leonardit ile ilgili bu işi öğrenmemdeki, yapmamdaki sebeplerden bir tanesi, bitkilerde en az %30, %100'e varan verim artışları yapıyor. Yani siz bir yer tarlaya bir ürün ekiyorsunuz. Aynı ürün, aynı tarlada, aynı yerde 100 kilo alacağınıza 130 kilo alıyorsunuz. En düşük. Bazı bitkilerde, ürünlerde %150, bazısında %100. Yani 100 kilo alacağınız yerden 200 kilo verim alıyorsunuz. Bu fumik asit ve fulvik asit sayesinde. Şimdi bunun özelliklerinden bir tanesi organik madde olması. Yani humus, aşırı derecede humus içeriyor bu. Humuslu toprak dediği, yani toprakla uğraşanlar bilir. Humuslu topraklar, yani bitkiler çürümüş, yapraklar çürümüş, onlar karışmış. Organik madde oranı çok yüksek oluyor. Bunda da o oran en yüksek bunda var. Mesela Leonardit'te en az %40 ile %90 arasında bu humik ve fulvik asit içeriyor. Torflarda, bu tohum yetiştirdiğimiz torflarda %10 ile 30 arasında fulvik asit var. Onlar da bildiğim kadarıyla göllerin falan dibinden çıkartılıyor. Lignit'te %10 ile 30 arasındaymış gene. Hayvan gübresinde de en düşük 5, en fazla %15 varmış. Yani felaket miktarda toprağa şey veriyorsunuz, organik madde veriyorsunuz bununla. Humik asit, fulvik asit, ikisi karışık. Humik denilen çok uzun yıllar toprakta kalıyor. Fulvik daha kısa sürede kalıyor. Onu 15 yıl falan diye okudum ben. Fulvik asit 100 yıl civarında kalıyormuş toprakta. Bitkilerin gıdaları daha rahat almasını sağlıyor. Notlar almıştım. Şimdi bu videoyu hazırlamama bir sürü yayın okudum ama görsellerini Ahmet Kır Hoca'dan aldım. Onun için bir ön söz gibi bu bilgilere girdim. Bundan sonra videonun humik asitin nasıl yapıldığı önümüzde parça parça gelecek. Şu an 4 saat geçti. Şu an ürünümüz hazır. Artık zararlı değil. Bakın ilk bunu ilk böyle yaptığımda göreceksiniz, fırçada böyle çok az kirler kalıyordu o beyaz kısımda. Şu an tamamen çözüldüğü için çok yoğun şekilde şu an Leonardit çözüldü artık.
demlendi. 4 saat geçti artık. Zararsız diyorlar ama ben gene de dokunmak istemiyorum. Soğusun şu an. Az önce baktık 50 dereceye yakın ısı var hala. Evet, şu an 100 litre humik asitimiz hazır. Uygulamalarına baktım. Bu anlattığım şeyler şey değil. Böyle atmasyon bilgiler değil. Üniversitelerin şeyleri var. Makaleleri var. Orada inceledim ben bunları. Dekara 2 ile 8 litre bundan verilebilir diyorlar. Harran Üniversitesi 8 litre vererek en yüksek şeye ulaştık diyorlar. Bazı yerlerde 100 litreye bundan 1 litre katıp sulamada kullanabilirsiniz diyorlar. Yani böyle gıdım gıdım alıp kullanmaktansa ben bundan 4 çuval aldım mesela. Bir çuvaldan 100 litre yapıyorsunuz. Doya doya kullanabilirsiniz. Fazla verdiğinizde de zarar yok. Onu da belirteyim. Yani bir ilacı mesela fazla kullanırsınız zarar verir. Bu öyle bir şey değil. Fazla verdiğiniz zaman zararı yok. Ne kadar fazla verebilirseniz daha iyi olur ama imkanlar tabii. Şimdi sen bunu hazır alıp bidonuna 100 lira verdiğin zaman 20 litresine en düşük o da. Zor tabii. Ama şu an kendin yaptığın zaman 100 litresini ben 100 liraya mal ettim. Nakliye olmasa litresi 50 kuruşa denk gelecek bunun. Yani yaklaşık 40 lira falan bunun şeyi var. Kargosu var çuval başı. 25 kiloyu Maraş Afşin'den Gebze'ye 4 çuvala 145 lira mı ne para verdim. 200 lira da şeye vermiştim. 4 çuvala vermiştim. 350 liraya ben 400 litre fumik asit yapacağım. İlk 100 litreyi yaptık inşallah. Fırçadaki fumik asiti görüyorsunuz. Suyun içinde dağıldı. Evet, çok yoğun oldu belki de yani. Çünkü burada vermiş olduğum miktar belki çok fazladır ama çünkü 100 litreye 1 litre katın diyorlar. Fırçada çok aşırı vardı. Bunu mesela sulama suyunda kullanabiliyorsunuz.